Evet arkadaşlar, boynumuzu bitirdik. Şimdi kollarımızı, kulağımızı ve boynuzumuzu yapacağız. Ben hepsinden birer tane yaptım. Şimdi gerisini birlikte öreceğiz sizinle. Ondan önce size bir şey göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tarifin başka bir renginde olanını ben yaptım. Şöyle göstereyim. Bu tarif orijinal tarif. İngilizcesinin aslında. İngilizcesinde de orijinal birebir sayılarla ördüğünüzde gördüğünüz gibi şu şekilde ip geçişlerinde aksaklıklar oluyor. Burası muntazam gitmemiş. Ama tarif böyle. Benim bu görüntü hiç hoşuma gitmedi. Biz bunu iki renk yapacağız. Krem rengiyle pembe rengi yapacağız. Ama iki renk ve arkasını tamamlayacağız. Çünkü önden baktığımızda evet şu yanları hoş duruyor ama gidişat sonradan kötüleşiyor. İsterseniz siz burada anlatımı sürekli birlikte öreceğimiz için anlatımı zor olacağı için isterseniz siz kendiniz bu ip geçişlerini yaparsınız. Bir sıradan. Mesela bir sıra buradan ördüğümüzde bir sıra sonradan ipi geçireceğiz. Bir sıra sonradan ipi geçecek. Bir sıra sonradan, bir sıra sonradan bu şekilde böyle gidecek. Ama bu tarifi birebir uyduğunuzda ip geçişi bu şekilde yanlış oluyor. Ben yine de orijinal tarif üzerinden birebir gitmek istedim ki bakalım nasıl duracak diye ama hatalı. Gördüğünüz gibi. İki renkte de yapsak gerçekten çok güzel olacak ve zaten göreceğiz sonucunda birlikte. Şimdi gelelim. Ha, bu arada ben bir de bunun çıngırağını yaptım. Gördüğünüz gibi çıngırağını da bu şekilde size göstermek için hiç de bir fark olmuyor. Çok da bir değişiklik olmuyor. Tamamını da örebiliriz yani. O yüzden. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Kulaklardan başlayalım. Önce kulaklardan kahverengiyle başlıyoruz ve sihirli halkayı 5 tane yapacağız. 5 adet sihirli halka. Kilitledim. 1 2 3 4 5 Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Sıradaki ilk sık iğneye batıyoruz. Sıkıştıralım. Şimdi 5 tane tekrardan dolduracağız. Bir, iki, ay, üç, dört ve beş. Şimdi şöyle yuvarlakla şöyle tırın arkasıyla şöyle çevirelim. Şu şekilde yaptık bu tığın arkasıyla. Evet. Formunu aldı. Şimdi renk değiştireceğiz. Tekrardan ana rengimize geçeceğiz. Şöyle yaptım. İpin üstüne almadan. Krem rengi ipime geçiyorum. Sıkıştıralım. Sonra onları bağlayacağız. Şimdi ipi de şimdi çok küçük olduğu için biraz zorlanacağız. Hepsine çip atacağız. Sayımızı onu 10'a çıkartacağız. İpimi de arkadan yürütüyorum. Birinci çiftim. Sihirli halka 5 yaptık. Bir kere 5 sık iğne ördük hepsini. Ve şimdi hepsini çift batıp sayımızı 10'a çıkartacağız. İkinci çiftim. Üçüncü çiftim. İplerimizi de keseriz.
dördüncü çiftim ve son çiftim, beşinci çiftim. Evet, şimdi bir sıra 10 sık iğne öreceğiz. Bir. İsterseniz araya işareti bir koyabilirsiniz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi şu iplerimizi keselim. Evet. Şimdi bir tek bir çift yapacağız. Sayımızı 15'e çıkartacağız. Hiç işaret ip almamışım yanıma. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Evet, şimdi bir çift yapıyoruz ve iki tek yapıyoruz. Tekrar iki tek bir çift. Bir, iki, sıra sonuna kadar iki tek bir çift yapıyoruz. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, tekrar çiftim yapıyorum. Son çiftim yaptım zaten. İşaret ipi koymadım çünkü zaten şuradaki bağlantımla aldım işaret ipi kendime. Şimdi üç tek bir çift yapacağız. Bir, iki, üç. Yine bunu da sıra sonuna kadar üç tek bir çift yapacağız. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Evet. Bir, iki, üç. Son çiftimi de yaptım. Evet. Şimdi dört sıra düz öreceğiz. Dört sıra düz örelim, gelelim. Sıra geldi kollara. Sihirli halka yaptım. Hepsine çift battım. Sayı 12 oldu. Şimdi 3x 1v yapıyoruz. Yani 3 tek 1 çift yapıyoruz. 1 2 3 çift yapıyorum.
1 2 3 çift yapıyorum. Sayımız böylelikle 15'e çıkacak. Yanlış yaptım herhalde şurada. 3. Evet, çift yapıyorum. 1 2 3 ve bu da son çiftim. Şu an sayımız 15 oldu. İşaret ipimizi alalım ve 15 ilmek, 15 sıra, 15 16 sıra ipinizin şeyine göre değişir. Kollarımızı şuraya takacağımız için şöyle göz kararıyla bakarsınız siz de. 15 sıra, ben 15 sıra ördüm. Eksiltme, arttırma yapmadan içinizde çok az bir şekilde doldurarak örüyoruz. Kollarımız da böyle ve ondan sonra da kapatıyoruz. Karşılıklı kapatıyoruz. Bunu biraz fazla doldurmuşum. Siz bu kadar doldurmayın. Az doldurun. Sonra da kapatıyoruz. 15 sıra örüyoruz. Sıra geldi boynuza. Sihirli halkamızı yaptık, kapattık. Şimdi bir tek bir çift yapacağız. Şöyle işaret ipimizi koyalım. Evet, dışarıda gençlik coşuyor. Bir tek bir çift yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek bir çift. Şöyle de elimizle itersek bir tek ve son çiftimiz bu da. Şöyle yapalım. Evet. Şekil alsın. Şimdi ilk önceki işaret ipimizin koyduğumuz yere önce çift yapacağız. Sonra iki tek yapacağız. Çiftimizi yaptık. Şimdi iki tek. Bir. İki. Tekrar çiftimizi yapıyoruz. Yine burada sıra sonuna kadar iki tek bir çift yapacağız. Bir, iki, çiftimiz. Bir, iki, çiftimiz. Bu sırayı da bitirdik. Şimdi üç tek bir çift yapacağız. 1 2 3 çiftimizi yapıyoruz. Bunu da sıra sonuna kadar 3 tek bir çiftliğe devam edeceğiz. 1 2 3 çiftimizi yapıyoruz. 1 2 3 çiftimizi yapıyoruz. Şimdi iki sıra kahverengiyle düz öreceğiz. İki sıra, şöyle işaret ipimizi alalım. İki sıra düz öreceğiz. Sonra azaltmamız var. Gördüğünüz gibi bombile geliyor böyle. Azaltacağız ve tekrar düz sıralarımızı öreceğiz. Sayılara çok takılmayalım. Yeter ki diğeri de bu yaptığınızda aynı olsun. Şu an zaten 15 ilmeğimiz var. 13 de olur, 16 da olur, fark etmez. İkinciyi yaptığımızda aynısı olduğu sürece hiç sorun değil. Arkadaşlar, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Çünkü ne kadar abone olunursa bizim de
çalışma şevkimiz o kadar hızlanıyor ve daha çok video çekme olasılığımız oluyor. Heves ediyoruz daha çok. Hep güzel farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi tekrar etmemek açısından. Yararlı olmaya çalışıyoruz sizlere. Evet. Konuşurken de iki sırada ölmüş olduk. Evet, bunu ölmeyelim. Şimdi 3x bir azalt, 3x bir artıra kadar çıktık ya. Önce 3x bir azalt yapacağız. Sıra sonuna kadar. 1, 2, 3. Azaltıyorum. 1, 2, 3. Yine azaltıyorum. 1, 2, 3. Bir azaltma daha yaptım. Evet. Şimdi 1, 2 azaltıyorum. 1, 2, 3 azaltıyorum. Siz burada zorlanıyorsanız azaltmada bir tane ilmek atlatarak da azaltabilirsiniz. O da azaltma. 1, 2 göstereceğim şimdi. Örneğin bu ilmeği bırakıp şu ilmeğe geçiyorsunuz ve yine azaltmış oluyorsunuz. Şunun gibi. Yine azaltmış oluyorsunuz. Şimdi renk değiştirelim. Şöyle aldık. Tekrar krem rengi ipimize geçiyoruz. İpimizi sıkılayalım. Evet. Kaç sıra örmüşüz bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örmüşüm. 8 sıra. Şimdi düz öreceğiz. Ama şöyle yapacağız. 2, 3, 1, 2, 3. İlmek sayımıza bakalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeterli 9. Azaltma yapalım diyecektim burada ama 9 yeterli. Çünkü yeterli bir genişliği var, evet. Yoksa küçük ince yapınca hoş durmuyor. Evet. Şimdi dediğim gibi 1, 2, 8, 9, 10 sıra. Ama 8 sıra. Pardon. Burasını saymayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra yapmışım. Bir de bu ördüğümüz sıra 8 sıra. 8 sıra örelim. Siz kendi gözünüze göre de bakabilirsiniz tabii ki. Gördüğünüz gibi bunda ne kadar yapmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunda da 8 sıra yapmışım. 8 sıra ideal. 8 sıra örelim. Dümdüz bir şekilde ve boynuzlarımız da bitmiş oluyor böylelikle. Bir tek kafamız kaldı. Onu yapacağız.